Hazreti Yusuf Aleyhisselam insanı kamil bir peygamber. Hiç şüphesiz. Değil mi? Bırak sen Yusuf Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği bile adamın gözünü açıyor. Onun kokusu adama yetiyor. Sen artık bir de onun cemalini düşün. He? Fakat bir şair de diyor ki, Yusuf'un gömleği kimin gözünü açar? Yakup gibi dertli olanın. Yakup'un bir manası da devamlı kendisine çizilen yolu takip eden adam demektir. Yakup, İbranicedir ama Arapçaya da yakın manası vardır. Hep o izi takip eden bir adamın gözüne Yusuf gömleği sürüldüğünde gözü açılır. Ama Yakup gibi ağlamaz, dertlenmez, bu çileye talip olmazsan, 1000 tane Yusuf gömleği de yüzüne sürülse gene o göz açılmaz da açılmaz. Mürşit de görürsün, Kabe de görürsün, benim gibi sohbete de gidersin, çıkarsın yine aynı. Arapçada öyle derler, kellim kellim la yenfa, konuş konuş boşuna, hiçbir fayda vermez. Kellim kellim la yenfa, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur diyormuş adam. Aynı yerlere ezber yapıp durur. Öyle olmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadetinden şu misal meseleyi tamamen hallediyor. Münafıkların başı olan kişi ölürken korktu. Azabın tadını hissetmeye başladı. Efendimiz'e oğlunu gönderdi. Dedi ki, gömleğini iste, ben onu vücuduma sarayım da böylece belki azaptan kurtulurum. Efendimiz reddetmedi. Gömleği verdi. Fakat arkasından ne buyurdu? Değil ona Resulullah'ın gömleğini, bu peygamberin cesedini sarsalar o yine azaptan kurtulamayacak buyurdu. O zaman nifakı biz dışarıda aramayalım, içeride arayalım. İçeriden onu ihraç edelim. Hatayı dışarıda aramak Firavun'un işidir. Firavun dışarıda çocukları katlediyordu. Kendi tahtını devirecek olan çocuk kucağındaydı. Onu besliyordu. İnsan kendinden gafil olmamalı.